Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giderek onun açtığı çağdaşlığı, onun getirdiği modern Türkiye üzerinden kadına verdiği değerle pekiştirerek ondan, onun ideallerinden ilham alarak buradaki görevimizi yerine getirmek zorundayız. Bizler Atatürk'ün kızları, Cumhuriyet kadınları olarak onun emanetine sahip çıkacağız. Ülkemizi en iyi şekilde tanıtıp onun haklarını savunacağız. Bu bakımdan hepimizin görevi çok önemlidir. Bu gibi toplantıların ve organizasyonların daha iyi yapabilmemiz için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Biz her yere ulaşmak zorundayız. Amerika'nın her yerindeki her Türk kadınına ulaşacağız. Ayrımız gayrımız yok. Amaç ve hedefimiz belli. Bu yolda sizleri de yanımızda bekliyoruz. Göreceksiniz en yakın zamanda Amerika'daki en büyük Türk kadın hareketi bizler sizlerle olacak. Hepinizi tekrardan sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinize tekrardan yeniden hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. Polat, 25 senelik İngilizce öğretmeniyim. 5 sene önce 657 memurluğumu bırakıp buraya taşındım ben de. Sizlerle artık burada yaşıyorum. Buraya geldikten sonra da aynı şekilde misyona başka bir şekilde burada kime faydam olabilir diye düşünerek araştırmaya başlayınca önce bir dershanede idarecilik yaptım. Geçen seneden beri de burada bulunan bütün göçmen kadınlara ücretsiz İngilizce ders veren bir dernekte çalışıyorum idareci olarak şu anda. Geçen Mart'tan beri. O yüzden paylaşımlarımı belki görenleriniz olmuştur. New Jersey'de tabii ki çok farklı, New York eyalet olarak farklı olduğu için. Ama bugün özellikle buraya gelip, burada da bulunup İngilizce öğrenmenin önemini, İngilizce konuşmanın önemiyle ilgili naçizane birkaç bir şey söylemek istiyorum sizlerle. Biliyorum aramızda senelerdir burada yaşayanlar var. Anadolu gibi İngilizce konuşanlar var. Belki geçen ay gelmiş olanlar var. Birkaç senedir burada yaşayanlar var. O süreçte vakit ayırıp dil öğrenmek yerine çalışmayı tercih ediyoruz elbette ki. Maddi imkansızlıklardan belki de dolayı. Burada bir hayat kurmaya çalışıyoruz çünkü. Ama bir süre sonra daha iyi işler bulabilecekken, çok daha fazlasını yapabilecekken İngilizce konuşamadığımız için istediğimiz yerlere gelemiyoruz. İstediğimiz yerde iş bulamıyoruz. Yasal bile olsa istediğimiz gibi ilerleyemiyoruz. O yüzden özellikle yeni olanlarımız varsa şimdiden ısrarla tavsiyemdir. Lütfen vakit ayırıp İngilizce öğrenmeye çalışın. Bugün de bir kelime olabilir, bir cümle olabilir ama vaktiniz varsa lütfen bir kursa, bir okula devam ederek bu işi yapmaya çalışın. Hem tanışmamız, hem kaynaşmamız, hem de birbirimizle yardımlaşarak yükselmemiz için diye. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka sorusu olan varsa daha sonra da beraber konuşabiliriz. Dediğim gibi yardımcı olabileceğim başka şey varsa her zaman hazırım. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Denizler. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Kadın dayanışması için çağrımızı ilginizden dolayı ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Çok kısa zamanda güzel bir organizasyona imza attığımıza inanıyorum. Kısaca kendimi tanıtayım. Ben Sergin Kurt. Hepinizle tanıştığımı zannediyorum burada. Eksik varsa kusura bakmayın, özür diliyorum. Aslında veteriner hekimim İstanbul'dan ama şu anda mesleğimi yapmıyorum. Aromaterapistim, herbalistim, farmasi tek okudum, rölyef sanatçısıyım, emlak danışmanıyım, girişimciyim, yatırımcıyım, işletmeciyim. Önümüzdeki sene oğlumla birlikte bir üniversite daha okumaya da niyetim var. Meryem Hanım'ın eğitim için söylediklerinin altına imza atıyorum. Lütfen eğitim ol, lütfen. Öncelikle İngilizce, arkasından da ne yapabiliyorsanız, isteğiniz hangi doğrultudaysa, sizi ne mutlu edecekse, güzel bir dayanışmaya imza attığımızı düşünüyorum. Birbirimize destek olalım. Yeni gelenlerimiz var, bilmeyenler var. Meslek kurslarına yönlendirelim birbirimizi veya üniversitelere,
community college'lara mutlaka öncelikle birbirimize eğitim için destek olalım. Çünkü bir yere gelmemizin başlangıcı eğitimden geçiyor. Bu gruptaki misyonum ise vaktim olduğu sürece ve imkanlarım doğrultusunda öncelikle çocuk, sonra da kadın hakları için, ihtiyaçları için gönüllü olmak. Bu grubun amacını bize soranlar oldu. WhatsApp grubunda da, yazışmalarda da, eleştirilerle birlikte kimsiniz, nesiniz diye soranlar oldu. Bizim amacımız sadece tecrübeyi paylaşırken birbirimize destek olmak. Bugüne kadar bu ciddi bir eksiklik. Diğer bir örnek, hastalandığımız zaman hasta haklarımız neler? Hastanelerde çok farklı sosyal güvencelerimiz var, sigortamız olmasa bile haklarımız var veya doktorlarla yanlış bir şey olduğu zaman güvencelerimiz var ama birçoğumuzun bunlardan da haberi yok. Ehliyet alırken sosyal sigorta güvencelerinde, emeklilikte geleceğimiz için bilmediğimiz birçok şey var veya eşinizle sorun yaşadınız, ne yapacaksınız? Ne gibi haklarınız var? Yine boşanmak istiyorsunuz, nereden başlayacaksınız? Yani haklarınız neler? Çoğumuz bilmiyoruz. Bildiğimizi zannediyoruz, kendi açımdan da söyleyeyim. Bildiğimi zannettiğim birçok şeyi bilmediğimi hala daha öğreniyorum. Tecrübe ederek, öyle diyeyim. Ben Türkiye'de 20 seneye yakın avukatlık yaptım. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 10 sene, 12 sene serbest çalıştım. İnşaat sektörü, aile hukuku, miras hukuku, yani ceza hukuku dahil hukukun her alanında çalıştım. Son 8 senem global Hollandalı bir leasing şirketinin legal ve compliance işlerini yaparak geçti. Ve ben de bir ay önce buraya yerleştim. Bütün malımızı, varımızı, yoğumuzu da Garden State Mall'da bir Çura standı açacağız. Ona yatırdık, yatırımcı ücreti almak için. Grupta zaten paylaşım. Ben katkıdan bahsedeyim. Eğer ki Türk hukukuyla ilgili ihtiyacınız olan bir soru cevaplanması, destek, yardım vesaire olursa bana erişebilirsiniz. Geçen grupta bir arkadaşımız sormuştu, gayrimenkul alım satımı için aynı kişiye vekalet verebiliriz diye onu cevapladım. Gruptan yazabilirsiniz, ayrıca yazabilirsiniz çekinmeden. Orada yapmanız gereken şeyler olursa güvendiğim yönlendireceğim kişiler var. Ben size destek her türlü olurum. Onları ayrıca destek olmasını sağlamaya çalışırım. Onlar adına konuşmayayım. Bunun için sizlerle kendimi tanıtmak istedim. Çekinmeden erişebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Merhaba, ben İzmir'den misafir olarak geldim. Hoş geldiniz. Böyle bir olaya da denk geldim. Hoş geldiniz. Çok mutlu oldum. Yani Türk dayanışması gerçekten, özellikle kadın dayanışması çok önemli ve çok gurur duydum yaptığınız işte. Çok sağ olun. Ben naçizane bizim de İzmir'de yaptığımız bir takım çalışmalar vardı. Şeyde ticaret odasında sırf iş kadınları olarak bir çalışmamız oldu. İş kadınları konseyi yaptık. Biz orada meslek gruplarını ayırdık. Yani alışverişlerimizi iş kadınları olarak kendi içimizde yaptık. Yani benim bir matbaaya mı ihtiyacım var? İşte gruptaki iş kadınları olan matbaa grubundan satın aldım. Çok mutluyum çünkü bu kadın dayanışması, Amerika'da özellikle Türk kadınların dayanışması çok ihtiyacı olunan bir konuydu. Hep beraber bir yere gelip bu güzel restoranda tanışmamız, kaynaşmamız hakikaten beni çok mutlu etti. Benim adım Defne Nayman, ben Hacettepe mezunuyum. Burada doktorluk yapıyorum ve
30 seneyi aşkındır burada olduğum için bu dayanışmanın ne kadar ihtiyaç olduğunu çok iyi biliyorum ve buraya gelmek yeni gelenler, işte uzun zamandır burada olan her çeşit Türk kadınlarıyla beraber dayanışma içerisinde olmak, birliktelik çok beni çok mutlu etti. İnşallah devamı gelir, inşallah daha güzel birliktelikler ve güzel programlar, başarılar yaparız. Çünkü amacımız birbirimize destek olmak, gelenlere destek olmak ve gücümüzü artırmak. Öncelikle böyle bir etkinlikte olduğum için, yani kadınlar birbirine böyle bir grup kurarak dayanışma grubu yaptıkları için ve ben de bunun bir parçası olduğu için çok mutluyum öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyondu. Ben Çağla Tüccaroğlu, 30 yaşındayım. 9 Eylül Konservatuarı Opera Bölümü mezunuyum. 22 senedir piyano çalıyorum. Aynı zamanda şan ve piyano eğitmenliği yapıyorum. Her yaş grubundan öğrencilerim var. Yani 5 yaşından 55 yaşına kadar, 60 yaşına kadar bir sürü insanla birlikte çalışıyorum. Şan derslerinde doğru nefes tekniğiyle sesimizi güzel kullanabilmeyi öğretiyorum. Ve doğru şarkı söyleyebilmeyi çalışıyoruz. Piyano derslerinde de temel klasik olarak klasik piyano eğitmenliği yapıyorum. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Meryem Bolat. Bugün burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Burada amacımız Türk kadınlarının birbirine destek olarak dayanışma içinde daha iyi yerlere gelmesini sağlamak, birbirlerinin sesini duymak ve seslerini herkese duyurmak, burada bir arada çalışmak, yardımcı olmak. Gruba başlatmamızın amacıyla beraber gitgide büyüyeceğimize inanıyoruz. Çünkü aramızda bile çok güzel bir dayanışma var. Selgin Hanım ve Aycan Hanım'la beraber, hep beraber çalışıyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz. Aycan Hanım'a da ben ayrıca teşekkür ediyorum böyle bir grubu başlattığı için. Tek amacımız var, kadınların dayanışması. Teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar, ben Aycan Çam. Amerika Türk Kadın Dayanışma grubuna iletişimini ve de koordinasını sağlayan kişi olarak anılıyorum. Kurucusu olarak anılıyorum. Öncelikle bu kadın dayanışmamıza destek veren, bugünkü gerçekten kadınlarımıza kadınca destek veren bütün herkese sizin aracılığınızla, Atürk aracılığıyla çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Selgin Kurt. Öncelikle ben Aycan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Grubun önderi olarak bu grubu kurduğu için. Sonra Meryem Hanım'ın desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Nacizane ben de gönüllü olarak kısa bir süre önce başladım. İyi yerlere geleceğiz, daha iyi olacak. Bugün çok güzel bir katılım sağladık. Amacımız tecrübelerimizi paylaşmak, hayatımızı paylaşmak, birbirimize destek olmak ve bunu bu grupla birlikte büyüyerek bir çığ gibi başaracağımıza ben inanıyorum. Gelen herkese tek tek çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese, sizlere de. Bundan sonraki organizasyonlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.